Arkadaşlar merhaba, kolay yaptı sırma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmeyeyim ki bu bir eğitim videosu değil, bu bir duyuru videosudur arkadaşlar ve güzel bir duyuru videosudur. Forumumuz açıldı. Uzun zamandır diyorduk ki kanalımızın yanı sıra bir portal oluşturalım, bir forum oluşturalım ve biz burada farklı paylaşımlar yapalım diyorduk. Hatta kanal ismini bile değiştirmeyi düşünmüştük ki kanal ismi değişmesin ancak işte oluşturacağımız portal bu isimler arasından seçilsin demiştik. Ve tavsiyenize de tabii ki her zaman için uyduğumu gördünüz zaten. Kanal ismini değiştirmedik ve bu isimlerden bir tanesi olan Türk Eğitim Portalı forumumuzu oluşturdum. Daha doğrusu oluşturmaya başladım diyeyim ki bu isim önerisini Bay Şoreş ki kanalın ismi şu an İslam. İslam diye bir kanal açtı. Onu da buradan selamlıyorum. Yeni bir portal oluşturduk. Türk Eğitim Portalı isminde. Neden bunu seçtik derseniz bu isim beğeniliyordu hem de bunun yanı sıra ben .com tabanlı olmasını istiyordum zaten. Çünkü akılda kalıcılığı .com'un ülkemizde daha fazladır. Ve diğer isimleri, güzel isimleri de değerlendirdim elbette. Aramalar falan yaptım. Ancak birçoğunun .com tabanı satın alınmıştı. .biz vardı. Ve akılda kalıcılık biraz daha kolay olsun diye Türk Eğitim Portalı'nı seçmiş oldum diyelim. Ve böyle bir forum oluşturdum. Umarım ki beğenirsiniz. Zaten şimdi kısa bir şekilde bundan bahsedeceğim. Neler yapacağımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Türk Eğitim Portalı içerisinde gördüğünüz gibi farklı kategoriler bulunmakta. Ekranda görüyorsunuz şu anda. Oyun motorları, SEO, AdSense, Blogger, YouTube. Yani bizim kolay web tasarım, YouTube kanalımızda olan her şey. Hatta çok daha fazlasını bu forum içerisinde bulabileceksiniz arkadaşlar. Özellikle şu soru cevap bölümleri birçok kişinin işine yarayacaktır. Çünkü birçok zaman ben yetişemiyorum normal olarak tek başıma. Ancak birbirimiz arasında bu forum sayesinde soru cevap yapabileceğiz, fikirlerimizi sunabileceğiz. Hatta bunlar dışında şimdi biraz sonra anlatacağım şekillerde farklı paylaşımlar da yapabileceğiz arkadaşlar. Örneğin işte YouTube dersleri, YouTube kanal tanıtım bölümü ilginizi çekebilecek başka bir bölümdür. Özellikle YouTube kanalı olanlar kendi kanallarını bu alanda tanıtabilecekler. Site tanıtımı gibi. Site tanıtımlarını unuttum mu? Elbette unutmadım. SEO başlığı altında SEO dersleri, SEO programları elbette zaman içerisinde yayınlayacağız. Yine bu bölümde siteni tanıt bölümünden kendi tanıtım makalelerinizde yayınlayabileceksiniz arkadaşlar. Ve kanalımız açısından birçok kişinin ilgi odağı durumuna gelen oyun motorları da yine forumumuz içerisinde bulunmakta. Bunu şu şekilde yaptım. Bilmiyorum uygun görür müsünüz? Eğer farklı fikirleriniz varsa onları da arkadaşlar yorum olarak lütfen belirtin. Oyun motorları kategorisi altında tek tek oyun motorlarını öncelikle sıralayacağız. CryEngine, Unreal Engine, Unity ki bu liste giderek artacaktır. S2 gelecektir. Game Maker falan gelecektir. Birçok Game Guru gibi birçok oyun motoru buraya zaman içerisinde gelecek. Zaten bunların içerisinde şu anda dolu diyemem. Bir an önce bu duyuruyu yayınlayayım dedim. Peki nasıl daha detaylı hale getireceğiz? Örneğin CryEngine oyun motoru ile ilgileniyorsunuz diyelim. Tıkladığınız zaman alt başlıklarını göreceksiniz. CryEngine dersleri yine kendiniz konu açıp CryEngine derslerini paylaşabileceksiniz. Yerli yabancı videolar olabilir. Kendinizin hazırladığı özellikle videoları rica edeceğim bu bölümde. Ya da işte ekran anlatım olarak yapıyorsanız onları da yine paylaşabileceksiniz. Ben de işte kanalımızda yayınladığımız videoları da yine burada düzenli bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Ki ilerleyen zamanlarda moderatör arkadaşlar da elbette atanacaktır. Onlardan da zaten bu konuda destek isteyeceğim. Yetişemediğimiz noktalarda onların da paylaşmalarını isteyeceğim. Bunun dışında harita kütüphanesini görüyorsunuz. Soru cevap bölümünü görüyorsunuz. Ve bunlar dışında şu an gizli durumda sanırım giriş yaptıktan sonra görülüyor. Obje kütüphanesi oluşturacağız. Karakter kütüphanesi oluşturacağız. Hepimiz işte bir obje tasarladım. Bunun önce fotoğraflarını sonra indirme linkini bu alanda yayınlayabileceğiz. Ve hepimiz arasında biraz daha işte oyun tasarlarken hani denir ya bilgi güçtür paylaştıkça büyür. O hesapla kendi içeriklerimizi paylaşabileceğiz. Güzel bir ortam oluşturmaya çalışacağız yani diyelim.
Özellikle şu soru cevap bölümünü tekrarlıyorum. Birçok kişi kullanmasını bekliyorum. Çünkü sorularınız var. Sizin bir başka kişinin ona cevapları var ya da sizin başkasının sorusuna cevabınız var. Buradan birbirinize çok kolay bir şekilde yardımcı olabileceksiniz. Hem de işte ara bölümünden de yine aradığınız sorunun cevabını ilerleyen zamanlarda bulabileceksiniz. Şu an her ne kadar boş olsa da. Şöyle devam edelim. Örneğin CryEngine derslerini tıkladığımız zaman her forumda olduğu gibi arkadaşlar alt başlıklar açılacaktır. Örneğin ben burada düzenli bir şekilde yazmışım. CryEngine 5 ders 1 kurulum ve ilk bakış olarak yapmışım. Bizim eğitim serimiz yani bu bölümde kolay bir şekilde örneğin şuna tıklayalım. Bulabileceğiz. Yine arkadaşlar bu iç sayfalarla ilgili tavsiyeleriniz olursa da bunları da belirtin. Şöyle bakalım. Mesela videoları göreceksiniz, içerikleri göreceksiniz. İlla ki kanalın bir gideri var. Bu giderin karşılanması için bir reklam bulunmakta zaten bilim. Ve şu alanda mesela şu an kurucu diyor. İşte ben bunu yayınlamışım. Bu alanda farklı belki paylaşımlara göre ya da rep puanlarına göre seviyeler de getirebiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili farklı çalışmalarımız olabilir. Videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Detaylı bir şekilde yazarsanız çok daha iyi olur. Çünkü bazen bir şeyi öneriyorsunuz ama detay olmadığı için tam olarak anlaşılmayabiliyor. Tam istediğiniz meydana gelmeyebiliyor. Bundan dolayı biraz daha detay yazarsanız sevinirim. Ve buradan sonra işte hemen şöyle üst tarafa geleyim. Gördüğünüz gibi geçici bir logo hazırladım. Geçici diyorum çünkü bir arkadaşımız söylemişti İsa Yılmaz logo yapacağım demişti Türk Eğitim Portalı ismiyle ve kendisinden de şimdiden teşekkür ediyorum kendisine ve logosunu bekliyorum. Bu uygun alana yerleştireceğiniz bir logo tasarlamasını zaten bekleyeceğiz. Diyelim. Bunun dışında üye ol bölümüne hemen geldiğimizde ki bunun da zaten alanını görüyorsunuz oldukça kolay bir alanda, net bir alanda giriş yap ve üye ol butonlarımız. Üye ol'a tıkladığınız zaman üye kayıt sözleşmesini okuyorsunuz, okudum kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz ve normal bir şekilde kayıt formunuz geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey dikkatinizi çekecektir. Referans bilgileri bölümü. Bu nedir arkadaşlar? Birisi sizin referansınızla kaydırılabilecek referans link sistemi bulunmakta. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kendi profil bilgilerinizden referans linkinizi alabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte arkadaşlarınızı kendi referansınıza davet edebiliyorsunuz. Ya da bir kullanıcı adı oluşturduğunuz arkadaşınız buraya gelip işte kullanıcı adınızı şöyle yapalım. Girdiği zaman hemen zaten aynı şekilde bu şekilde çıkacaktır kendi kullanıcı adınız ve yine sizin referansınızda kaydolmuş olacaktır. Peki ne işe yarayacak? İlerleyen zamanlarda arkadaşlar aklımda farklı fikirler var. Şu an çok netleşmeden de açıklamak istemiyorum aslında. Ama işte en çok referanslılara farklı ödüller olabilir. Farklı çalışmalar yapacağız diyelim. Böyle bir özet geçelim bu bölümde. Yani kullanmanızı da tavsiye ederim diye dipnot düşeyim burada. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra bitiyor mu arkadaşlar? Bitmiyor. Güvenlik açısından mailinize bir aktivasyon linki gelecektir. Ve bu aktivasyon linkine tıkladıktan sonra artık yorum yazabiliyorsunuz, konu açabiliyorsunuz, her türlü paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Sadece üyelere özel olan sayfalara yine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim. Bu arada aktivasyon linki gelmezse spam yani gereksiz kutunuzu kontrol edin. Çünkü genellikle zaten gereksiz kutusuna gidiyor, spam kutusuna gidiyor diyelim. Kullandığınız mail sistemine göre junk diye de yazıyor olabilir. Çöp, atık diyelim. Ve yine arkadaşlar tasarımda değişiklikler elbette yapacağım. Örneğin şu ikonları çok çok fazla aslında beğenmiyorum. Bu ikonlarda falan değişiklik yapacağım. Yine sizin tavsiyeniz olursa altyapısı MyBB'dir bu forumun. Onunla ilgili işte eklenti tavsiyeleriniz falan olursa elbette onları da değerlendiririz. Zaman içerisinde çok daha gelişmiş bir hale getiririz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu yeni hizmetimizi beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın.
Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde ve sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.